mekanik motorlarda bunu bulamazsınız. Normalde gaza basıldığında bu yay yavaş yavaş kısılır gaz pedalında, yakıt pompasına gider. Yaptırdıkça, gaz pedalına bastıkça siz yakıt atmaya başlarsınız. Yakıt atmaya, piston ünitesine bağlı. Aynı zamanda bu elektronik kontrol ünitesini de biz üretiyoruz. Gaza basılı süresine göre şu kadar saniye, şu kadar yakıt at diyor. Artık daha akıllı bir motora sahibiz yani. Piston sistemini, yani filtre sistemini olduğu bölüm var. Burada işte şu an belirli beygir aralıklarında 75 beygire kadar siz diyorsanız eğer, artık SCR dediğimiz ekstra bir seramik sistemli filtrasyon geliyor ve onunla bir... %25 motorlar artık ortalama. Şöyle bilindiği üzere Avrupa'da pandemi sonrasında belirli gruplar kabul etmiş ülkelere satamıyorsunuz. Anladım. Ama siz Türkiye olarak stage 5 emisyon seviyesine geçtiniz. Biz aslında o motorlarımızı oraya da artık satmaya başlayacağız. Bu da bizim neyimize yarayacak. Öncelikle şöyle bahsetmek lazım. Türkiye'de regülasyonları da takip eden bir süreç içerisindeyiz. Regülasyonlar kapsamında, Avrupa'ya uyumluluk kapsamında, yani Avrupa regülasyonlarının uyumluluk kapsamında hem de ihracatı arttırmak, oralara uyum sağlayarak satış hacmini arttırmak amacıyla belirli yönetmelikler geliyor. Bu yönetmelikler doğrultusunda bizler de belirli bir tarihte Stage 5 emisyon seviyesine sahip motorlarla traktörlerimize veya farklı uygulama alanlarında entegre ederek ürünlerimizi satışa sunacağız. Daha öncesinde mekanik motorlarla satışlar gerçekleştiriliyordu. Hala da bu süreç biraz daha devam edecek. Ama artık yeni nesilde regülasyonlar kapsamında common rail enjeksiyon sistemine geçiyoruz. Ve bununla beraber artık emisyon seviyesini de korumak, daha çevreci, daha tasarruflu ve daha güçlü bir motor yaratmak açısından biz de arkamda gördüğünüz Stage 5 emisyon seviyesine sahip motorumuzun lansmanını bugün yaptık. Buradaki amaç... Ana olarak traktör entegrasyonu, fakat burada TÜMOSAN olarak biz farklı motor uygulamaları da sergilediğimiz için bunu örnek vermem gerekirse forklift ve jeneratör olabilir. Bu uygulamaları da sağlayacağız. Bu daha bir çevreci oldu. Yani bizim anlayacağımız değil aslında bu motorun özelliği bu mu olduğunu için? Herkesin anlayabileceği şekilde karbon salınımıyla alakalı bir durum. Bu karbon salınımını azaltmak amacıyla farklı uygulamalar, uygulama teknolojiler geliştiriliyor. Motora farklı filtrasyon sistemleri eklenerek DOC, DPF, CGR dediğim, STR dediğimiz sistemler eklenerek motorun daha salınımının azaltılması sağlanıyor. Karbon bu şekilde evet, evet. Ve daha çevreci bir sistem yaratıyoruz. Bunun da sebebi ne? Günümüzde içten yanmalı motorların satışları oldukça fazla biliyorsunuz. Bu fazla satış oldukça da karbon salınımını arttırmakta ve çevreye zarar vermekte. Bu içten yanmalı motorların satış süreci devam etmekte artarak ve son yıllardaki bu artışla beraber daha çevreye duyarlı olmamız için bu regülasyonlar kapsamında da uyumlu olmamız gerekir. Ar-Ge'nin sonunda ortaya çıktı bu. Bu yaklaşık 2,5 yıldan fazla süren bir Ar-Ge çalışması. Kaç mühendis bunun üzerinde çalışıyor? 100'ün üzerinde Ar-Ge mühendisimiz. Özellikle motor Ar-Ge mühendisliğimiz bu çalışmada üstün rol aldı. Konya'da mı üretildi? Şöyle, İstanbul merkezde bizim Ar-Ge merkezimiz, Ar-Ge müdürlüğümüz. Ar-Ge merkez müdürlüğümüzün kapsamında da Konya'daki fabrikamızdaki mühendislik müdürlüğü ekibiyle beraber hepsi ortaklaşa çalışmayı gerçekleştirdiler. Hepsine de buradan teşekkür ediyoruz. Ve bundan sonra bu artık bu motor traktörlerinize girmeye başlayacak. Kesinlikle. Belirli tarihleri bekliyoruz. O tarihler kapsamında belirli kendi stratejilerimize göre üretim planını alarak üretimlerini gerçekleştireceğiz ve üreticilerimizle buluşturacağız.